Özellikle neden özellikle o tepe? Metina'daki 1740 metre yüksekliğindeki tepe hedef alındı. Rakım görüyorsunuz 1740-1750 metre, kar kalınlığı 1-2 metre. Bu anlamda görüş mesafesi 0-1 metre. Yani kardan, tipiden, bu anlamda rüzgardan oluşan görüş mesafesi 0 ila 1 metre arasında. Sıcaklık -10 ila 15 derece o gün hain saldırının gerçekleştiği esnada. Teröristler Türkiye'ye sızmak için sık sık bu tepeyi kullanıyordu. Metina'daki tepe Türkiye geçiş güzergahında bulunuyordu. Burada üs kurulduktan sonra Türkiye'ye geçişler kesildi. PKK'nın sözde yöneticileri sürekli bu tepeye saldırı talimatı veriyordu. 2023 Haziran'dan bu yana o tepeye 47 kez taciz saldırı girişiminde bulunuldu. Dolayısıyla terör örgütü unsurları, terör örgütü PKK bu anlamda buradaki kritik üs bölgesini aşarak Türkiye'ye sızma girişiminde bulunuyorlardı. Ama hiçbir zaman bunda başarılı olamadılar. Son hain saldırıda da maalesef bu canları pahasına askerlerimiz orada üs bölgesini savundular. Teröristlerle göğüs göğüse çarpıştılar. 9 askerimizi orada şehit verdik ama üs bölgesini teslim etmedik. Oradaki teröristler de bir bir etkisiz hale getirildi. Halen de bölgede hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de MİT Başkanlığı'nın bu anlamda operasyonları sürüyor. Şu ana kadar da etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 74'e ulaştı. Bir Ankara'ya uzanmak isterim. Bu anlamda hemen Sayın Doçent Doktor Ahmet Keser'e sormak isterim. Özellikle az önce konuştuk Türkiye'nin yeni güvenlik konsepti bağlamında neden Metina sorusu gündemde? Az önce özetle bilgilerini verdim. Sizce teröristler neden Metina'da bu saldırılarını yoğunlaştırdı? Zira bu ilk saldırı değil. Aslında 2 hafta içerisinde aynı bölgeye yapılan ikinci saldırıdan bahsediyoruz. Bu sadece Türkiye'ye geçiş noktasında o kritik bir adres olmasından mı böyle bir tablo ortaya çıktı? Yoksa teröristlerin farklı bir amacı ya da mesaj verme sahiki de var mıydı? Fevze, şimdi tabii bütün bunların arkasında çok stratejik ve büyük bir akıl her zaman beklemeye de gerek yok. Şöyle söyleyeyim, sızma harekatı terör örgütünün kurulduğu günden beri aşağı yukarı uyguladığı en temel taktiklerden bir tanesidir. Ne zamanki görüş koşulları onların sizin birliğinizin yakınına sızması için müsait ortamı oluşturdu, oraya kadar yaklaşabiliyorlar, arazi koşulları uygun, bunu yapmaya çalışırlar ve zayiat verdirirler. Metina ve ZAP'ın özelliği buna çok uygun bir arazi yapısının olması. Şimdi Metina'nın girişinde itibaren bulunan tepe ve o meşhur 1740 rakımlı tepenin bulunduğu yer ve sırt hattının özelliği bir bal peteği gibi kokurdan bir yapı. Labirent gibi kayaların arasından da gidebiliyorsunuz, üzerinden de koşarak gidebiliyorsunuz. Yani görünmeden birilerinin çok yakınına kadar sızmasını mümkün kılan bir arazi var ve hemen devamında plato içerisinde de arkası arkasına köyler var. Ve köylülerle de beraber hareket edebiliyorlar. Şöyle söyleyeyim mesela, bu son saldırıda da o köylerden lojistik destek alındığı bazı kaynakçılarca ifade ediliyor. Bu mümkün mü? Bu saldırıda oradaki köylerin de kolaylaştırıcı rolü olmuş mudur? Alınmama ihtimali yoktur. Bakın şöyle anlatayım o bölgeyi. Girişinden itibaren, şimdi 1740 rakımlı tepe ve girişteki tepeden itibaren girdiğinizde, yani ilk harekatla başlayarak o tepede ilk temasa o tepede girdikten sonra biz devam ettiğimizde, şimdi yarım saat gidiyorsunuz, manevra yapıyorsunuz, geri dönüyorsunuz, arkadan mermi geliyor. Yani üzerinden geçmişsiniz teröristlerin. Labirent gibi bir arazi. Arkanızda kalmış 5-6 kişi. Tekrar geri dönüyorsunuz, temizliyorsunuz, tekrar ileri gidiyorsunuz, tekrar geri dönüyorsunuz. Yani 1,5-2 saat içerisinde yaklaşık orada 2-3 kilometrelik bir sırt hattını temizleyip gittiğimizde geriye 5-6 kez dönmek zorunda kaldığımız bir arazi yapısı var. Dolayısıyla aradaki oyuklarda, mağaramsı yerlerde kalabilen zaten çok oluyor ve o dibine kadar gelmesi mümkün. Devamında araziye girdiğinizde köylerden bir tanesinin bulunduğu bölgede kaldığımızda gündüz köylüler
normal katırları, koyunları vesaireyle beraber etrafınızda dolanıyor mesela. Terörist mi, köylü mü anlama şansınız çok fazla yok. Biz oradan karşıdaki sırtlara doğru, o zaman Metine kampının lojistik sorumlusu yeni gelip teslim olmuştu. Kamptaki silahları, teçhizatları, gömdükleri yerleri de aynı zamanda gösteriyordu. O mağaralara girip operasyon yaparak hem teröristleri etkisiz hale getirmek hem oradaki malzemeyi almak için bir 3-4 saat mesafede bir yere gittiğimizde aşağıdaki köylülerle beraber orada kalan havan unsurlarını ve bir takım kadar kuvveti beraber bastıklarını gördük. Aynı bugün olduğu gibi. Ve biz 3-4 saatte gittiğimiz yeri bu sefer gündüz yarım saat kadar sürede bütün ağırlıklarımızı bırakarak canhıraş koşarak geri geldik. Tekrar içeriye, yani neredeyse artık soluk soluğa ölüm noktasında geliyorsunuz tabii. Helikopterle de bizim üzerimize zinde birlik attılar ve o sırada içerideki teğmen ve 12 askerinin 8'i yaralanmıştı. Teğmen başından yaralıydı. Biz geri gelene kadar yarım saat direndiler. Ama köylülerle beraber 60-70 kişi 12 kişilik grubu bastılar mesela. Yani böyle bir araziden bahsediyoruz Metina'dan bahsederken. Ve Metina ilerleme istikametleri açısından bir taraftan Üzümlü'ye doğru gelen bir yolla beraber geliyor. Yani kaçakçıların da eskiden kullandığı ve Üzümlü karakoluna baskınlarda kullandıkları bir yer. Bir taraftan hemen Sırt hattından Avuçdüzü ve Ormanlı'ya el atan bir yer. Bir taraftan Ore köyüne doğru geldiğinizde Ore'nin üzerinden Çığlı'ya doğru el atan bir yer. Üzümlü'nün daha doğusundan da Çukurca'ya doğru el atan bir yer. Yine vadi üzerinden ve ZAP tarafından geçtiğinizde ZAP kampına ve onun ötesinde Mehmetçik Tepe dediğimiz teröristlerin daha önce direniş tepe olarak adlandırdıkları ve içerisinde yine Metina'nın o 1740 rakımlı tepenin bu sefer daha yüksek rakımlısını düşünün. Bu geçmiş yıllarda Cougar helikopteri düşürdükleri teröristlerin SA-7 füzesiyle tepenin bulunduğu yer ZAP kampının girişinde. Ben iki dağ hattında o tip mağara gördüm. Bir Kato Dağı'nda 6-7 katlı mağaralarını gördüm teröristlerin. İçerisinde her katta ayrı bir ikmal maddesinin ve malzemelerinin bulunduğu. Bir de Mehmetçik Tepe'de. O zaman teröristler Direniş Tepe diyorlardı. Biz operasyondan sonra adını değiştirdik Osman Pamukoğlu döneminde. Bir de orada ve orada ele geçen teröristlerin üzerindeki not defterlerinde şunu gördüm. Ben iki tepede, Kato'da ve Mehmetçik Tepe'de. Direniş Tepe, Devrimci Kurtuluş Hareketimizin sembolüdür yazısını 3000 defa mağarada yazdırmışlar. Beyin yıkamak için. Yani orayı terk etmemek üzere ve bir daha asla vermemek üzere. Hatta şöyle söyleyeyim, sözde baş telsizcisi PKK'nın Ruj'un çevrime çıktığı tepedir ZAP'ın üzerindeki Mehmetçik Tepe eskiden. Dolayısıyla bütün Türkiye'deki gruplarıyla da telsizle irtibat kurdukları, vukuat tekmilini aldıkları tepedir aynı zamanda. Ve kilit bir noktadır. Yani oradan doğuya doğru geldiğinizde işte Avaş'ın Basyan ve uzanımında Hakurk'la irtibatı sağlar. Batıya doğru geldiğinizde Metina, Sinat, Haftanin'le irtibatı sağlar. Güneye doğru gittiğinizde de Metina üzerinden Garay'la ve daha sonra da Kandil'le irtibatı sağlar. Yani bütün bu kampların içerisindeki kritik noktalardan birisidir. ZAP üzerinde de geçiş noktaları bir takım dar alanlara ve asma gibi köprülere bağlıdır. Dolayısıyla bunları kontrol altına aldığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun unsurları PKK'nın hareketinin büyük oranda kısıtlanacağı kritik öneme sahip olan bir yerdir. Evet, çok zor bir arazidir girişten itibaren. Yani operasyonu yapmak da çok zordur. Orada kalmak da çok zordur. Çünkü kaldığınız esnada altınızda mesela ZAP bölgesinde Mehmetçik Tepe'nin altındaki mağaralarda adam olabileceğini de bilmeniz gerekir. Olacaktır. Belki 6 ay kalacaktır. Ve uygun zamanda görüş koşullarının düştüğü bir zamanda bu sızma harekatını gerçekleştirmeye çalışacaktır. Maalesef ilkel yöntemlerle korunabildiğiniz bir harekat aynı zamanda karşı koyarken de yani kesilmiş teknolojik imkanlardan gibi. Yani da faydalanamıyorsunuz. Havada İHA'lar, SİHA'lar uçamıyor maalesef. Bu tipi durumundan dolayı havanın kapalı olması dolayısıyla teknolojik imkanlardan da biraz müzdarip bir durumda bekleyişiniz oluyor. Terör örgütü mensupları da bundan faydalanıyor herhalde.
İHA'lar uçabilir ama arada katman olduğu zaman görüntü alamazlar. Yani temel farklardan bir tanesi o esnada arada bir bulut katmanı veya sis olduğu zaman İHA'ların görüntü alamaması temel sorun. Yani İHA'yı uçurabilirsin onun üzerinde. Yani ama yerdeki unsurlara görüntü aktaramadıktan sonra sıkıntı olur diyorsunuz. Evet, yani siz görüntü alamazsınız. Sadece bulutu görür. Temel sorun maddelerinden bir tanesi budur. Yoksa İHA uçabilir belki. Yani İHA'nın uçacağı irtifada herhangi bir fırtına veya onun uçuş limitlerinin üzerinde bir hava koşulu yoksa uçurabilirsiniz. Ama görüntü alamıyorsa İHA'yı göndermiş olmanızın yani silahsız olanlarda görüntü almak istihbarat, silahlı olanlarda hem görüntü almak hem test ettiğinizde etkisiz hale getirmek. Ama bunu yapamıyorsanız İHA'nın uçmuş olmasının bir mantığı yok. Bunu engellemiş olabilirsiniz. Burada ilk sorduğunuz soruya da dönerek bunlarla birleştirerek belki tamamlayayım. Hani o bölgede ne işimiz var veya var mıyı? Ulu Önder Atatürk'ün sigara kağıdına çizerek ilk şekillendirdiği misak-ı milli sınırlarımıza bakmak lazım. Meclis-i Mebusan'a gönderdiği, Meclis-i Mebusan'da onaylandıktan sonra İstanbul'un işgal edildiği, basıldığı ve Osmanlı'nın son meclisinin kapatıldığı misak-ı milli sınırlarında neden bu bölge var, neden Atatürk bu bölgeyi onun içerisine ekledi diye sormak lazım. Bu birinci soru olabilir. İkincisi, o zaman neden İngiltere bu bölgede vardı, şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden bu bölgede var diye sorarsak zaten ilk sorunun cevabını herhalde vermiş oluruz diye düşünüyorum. Tamam.